Arkadaşlar selamlar herkese. Yanımda yine Selim var. Daha önce yaptığımız bir ince detaylar diye bir serimiz vardı. Bu videoda bu ince detaylar serisinin devam niteliğinde olacak. Burada Selim'le konuşacağımız konuları tabii ki bazı arkadaşlar biliyor. Ee, ama bilmeyen, oyuna başlayan, e, nasıl, e, ne zaman ne yapacağını bilmeyen arkadaşlarımız da olabiliyor birazcık da tabii ki. Onlara özelde bir video olmuş olacak. Şu soru çok geliyordu. Rezerv olayını ne yapalım diye güçlendirmelerde ne işe yarıyor? Bu 4. seviye 5. seviye rezervler ne işe yarıyor diye çok fazla soru geliyordu. Özellikle yeni başlayan arkadaşların çok fazla anlam veremiyor. Niye? Bunu basıyorsunuz. E süre de aynı şekilde artıyor. Ne anlamı var o zaman? Hani daha uzun sürede çıkmasının ne anlamı var? Bir yere tatile gittiğinizde mi basacağız bunu? Yani tam olarak bir yere tasaya gittiğinizde değil. Mümkünse oyuna her gün girmeniz lazım zaten. Amaç o değil kesinlikle. Bir yer, tabii ki bir yere tasaya gidince de basabilirsiniz. Oyuna girmeyeceksiniz ama çok geri kalırsınız. Yani mutlaka en azından şifrenizi bir arkadaşınıza verirsiniz. Hesabınıza o bakmaya çalışır böyle durumlarda. Bu arada Selim'e bir selam verelim. Selim! Selim! Ne yapıyorsun? Bu <laughs> nasıl bir giriş cümlesi? Ne yapıyorsun ne kardeşim? <laughs> Şimdi ben rezervlerimi bastım. Selim bizim matematikçimiz biliyorsunuz. 4 evet. tane kışladan hiç asker bakın hiç hız kullanmadan aslında bu rezervlerin amacı da budur. Öncesinde abi askerlerinizi basarsınız ne kadar? 20 binlik rezervden 4 tane kullandım. 4 kışladan da 22 bin tane asker çıkıyor şu anda. Ne kadar öncesinden? 2 hafta sonra valimiz var. Artemisia e valisine denk getirmeye çalıştım. Denk gelmediği süreçte de hızlandırmayı yapacağım. Yani neredeyse hiç hız kullanmadan ne kadar puan kasmış oluyorum Selim'cim? 8.8 milyon. 8.8 milyon. Yani Tabii, iki... çünkü P5'ler açık olduğu için Tüm T5'ler açık olduğu için ee, yani hiç hız kullanmadan Artemisia valisi geldiğinde e, benim burada e, belki tabi biraz hız kullanmam gerekebilir belki günü gününe yetiştirememiş olabilirim onun biraz daha matematiksel hesabını yapıp günü gününe yetiştirmeye çalışırsınız e, 8 milyon 800 bin puan kasmış oluyorum e, bu da 88 bin askere tekabül ediyor T4 olan arkadaşlar 20 binlik rezerveri kullanarak peki ne kadar puan kasabiliyorlar hiç hız kullanmadan öncesinde diyelim ki 2 hafta öncesinden askerleri baslar. Gerçi T4 için süre birazcık daha kısadır. Belki bir buçuk hafta öncesinden T basmaları şöyle olabilir. bir şey var. Evet. T4 olanlar genelde validen bir hafta önceki perşembe günü basıyorlar. Bir de bu sizin tabi medeniyetinizden medeniyetinize aldığınız VIP ürüne deviniz. VIP seviyenizi birçok şeye göre değişebildiği için süreler. Net rakamlar söyleyemeyebiliyoruz. Çünkü her oyuncuda farklılık gösteriyor bastıkları askerler. Ama asker basarken özellikle e, klanınızın e, eğitim hızı sunağı olan klanlarda zaten normalde oynamanız gerekiyor bu oyunu. Eğer eğitim hızı sunağı olan bir klanda değilseniz de en azından böyle rezerv basacağınız zaman bu klanlara girin ve eğitim hızı rününü alın, dük alın. Hani bunları alıp bundan sonrasında e, basmaya çalışın. Önceden çıkartmak için hani tam planlaması lazım. Genelde Vipon seviyesi, Vipon, Vipon 2 seviyesi olan arkadaşlar benim medeni Almanya'ydı. Perşembe günü run almadan sadece dük ee, alarak bastığınız zaman bir sonraki hafta pazartesi günü valiye yetişiyordu. Ama bunu sadece vali olarak da düşünmeyin. Yani herhangi bir zamanda basarsınız. Sarayıkel etkinliği olur. Güç heykel etkinliği olur. Biz, o sırada hızlandırırsınız. Biz bunu daha çok heykel etkinliklerinde yapıyorduk zaten. Mesela her valiye oynamıyorsunuz evet. doğal olaraktan. abi 20 binlik basıyorduk. Ee, pazartesi ya da işte cuma günü ee, gelebiliyorsa heykel etkinlikleri. Yeri geliyor kısa gücü artır gibi etkinlikler gelebiliyor. Ya da güç artır gibi etkinlikler. Etkinlik vakti geldiğinde çat diye hızlandırıyorduk. Ama az bir hız kullanmış oluyorduk. Az hızda çok fazla gücümüz artmış oluyordu. Evet. Ee, bu rezerve çok böyle rastgele kullanmayın. Yani rezervler önemli. E, mümkün olduğunca biriktirmeye çalışın. Bir ara her valide rezerv kullanıyorduk. E, Konstantin valisi miydi? Artık oynamak istediğiniz valilerde Hiç hız kullanmadan bakın. Evet. Bu rezervleri kullanıyoruz e, zaten 4 tane kullandık mı çıkıyor 8 milyon civarında. Özellikle T5'ler için tabii ki daha avantajlı bir şey. 8,5 işte 9 milyona yakın bir puan kasmış oluyorsunuz. E, devamında işte barbar bar kesmesinden tutun çoklu barbar kesme yapıyorduk. Onda da AP harcamıyorduk. E, Kvk KV özellikle zaten barbar bar kesmekten çok fazla puan geliyor ve kill vaktinde de bol bol leşimizi kasıp bu şekilde sadece vali oynadığımız zamanlar oldu. Bu e, çantanızdan hiçbir şey eksilmeden e, rezervleri hariç tabii ki. Çantanızdan hiçbir şey eksilmeden direkt valiye rahat oynayabileceğiniz anlamına da evet. geliyor. Şu an Artemisyan'ın sadece 20 binlikleri saklamasın yani saklamasınlar 10 binlikleri 5 binlikleri de yerine göre saklasınlar. Çünkü vali oynamaya yani bir hafta sonra bir hafta kala karar verirsin ama 20 binlik rezerv çok uzun süren bir şey. Onun yerine 10 binlik 5 binlik basarsın kar kardır dersin öncesinden çünkü 20 bin her zaman olmuyor insanın elinde. Yere geliyor bitebiliyor. E, bu aralar benim elimde çok ama yakında benim elimde de bitebilir. Ben çok kullanmadığım için oluyor genelde. Şu an Artemisia valisi benim elimdeki bu rezervleri biraz tüketebilir. E, 4 Artemisia valisini de hepsinde hız kullanmasam da. Mesela ilk Artemisia valisini sadece böyle rezerv basaraktan ve leş kasaraktan oynamaya çalışacağım. Bir de işte barbar bar keserek de. Ondan sonraki Artemisia valilerinde yavaş işte hızımı kullanmaya çalışacağım. İlk valiler genellikle kanlı geçer. İlk valiye es geçmek istiyorum. Ee, birazcık daha böyle e, eline çok hızlı olan, özellikle KvK'ya Artemisia'sını yetiştirmek isteyen oyuncular çok fazla asılacaklar ilk valiye. Bizim Artemisia'yı KvK'ya yetiştirelim diye bir derdimiz de yok zaten. Fullleyelim. 4 valisi bitsin, fullleyelim 3. valide, 2. valide hızlarımı kullanmaya başlayacağım tabii. E, bu valiyi oynarken bunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada e, burada şöyle bir videoyu durdurup bir beğeni atarsanız çok çok sevinirim. Daha sonrasında unutabiliyor herkes. E, çok düşük kaldı. Bu aralar izlenmeler gerçekten düşük kaldı. Bu da birazcık şevkini kırıyor. E, yani şevkimizi kırıyor hatta daha doğrusu. Üzebiliyor bizi. Biz kardeş şuna geçelim o zaman. E, kısa bir video olacak aslında. Birazcık da işte içeri zengin tutmaya çalışıyoruz. Onur kaydına geldiğimizde bireysel olarak Onur puanına geldiğimizde KVK başyalı bizim karakter ne kadar oldu Selim? 3 gün mü oldu? 3 gün oldu abi. 3 günde burada deli gibi onur puanı kastık. Ben de Selim de. 127.604 ama hangi hesaplardan? Tabii ki yine Farm hesaplarımızdan kasmış olduk. Kahve kartasını ışınlandığınızda e, onur puanı ile ilgili de çok fazla sorular geliyor. İşte nasıl kasıyorsun böyle onur puan diye. Bakın farm hesabından kasıyorum. Oyunun başına çünkü genellikle lohar geliyor. Ben her KVK girdiğimde genellikle geliyor. Zon 4'teyken ana hesabımız zaten o kadar çok oyuncunun arasında sıkışmış oluyor. Yani şu anda elmas madeni bulmak çok çok zor. Ki elmas madeni geçtim altın madeni bulmak bile çok zor. Bulamıyorum ben hani altın madeni. Hiç. burada işte barbarımı kesip Seri bir şekilde çoklu barbar kesmeyle de uğraşmıyorum elmas madeni bulamadığım için KVK yeni başladığı zaman bu dönemi işte farm hesaplarımızda biriken ap'leri harcamak için kullanıyoruz. Bir de şimdi yakında Haçlı karesi inşaat aşaması var. Buradan da kesimiz barbarlardan ekstra ham madde gelecek. Burada da işte şu anki farm hesabından AP'm neredeyse bitti. Bunu 150 bin'e doğru yetiştirmeye çalışacağım. Bire 12 bin daha gelecek, 128 bin olunca ve Haçlı Kalesi'nde diğer farm hesabıma geçip oradan harcamaya başlayacağım. Zone 4 kapıları açılınca da ben farm hesaplarına çok nadir gireceğim e, ve artık ana hesabıma odaklanmaya başlayacağım. E, ama efsanevi bir onur puanı kasmış olduk daha oyunun başında. Bunu birçok insan ana hesabından bu onur puanını kasamıyorlar. E, zaten 155 bin onur puanı ulaşınca artık doruklara çıkmış oluyoruz. 155 bin evet. onur puanı kasamayan çok fazla oyuncu olabiliyor. Bu da yeterli derecede oynamadığınız için. Onur puanı kasmakta hiçbir şey yok. Ee, ama yeni başlayan e, KVK'sı, ilk KVK'sı olan krallıklarda hem hesap yeni olduğu için hem de AP'niz enerji puanlarınızı sağa sola çok fazla harcadıysanız onur puanı kasmak tabii ki zor olabiliyor. Ya da yağmacıya harcadıysanız tabii ki elinizde onur AP olmayacağı için onur puanı kasmanız zor olacaktır. Zaten birinci KVK'da eğer kaybeden bir krallıktaysanız KVK'nız aşırı boş geçecek bir KVK olacak. Çok fazla yapacak bir şey yok birinci KVK için. Ee, ama onur puan nasıl kasılıyor? Barbar keserek kasılıyor. E bir de nasıl kasılıyor? Antikleri, e, antik harabeleri, karanlık sunakları kaçırmamanız lazım. Kazanan krallıktaysanız buraları ele geçiriyorsunuz ve asıl onur puanları buralardan kasılmış oluyor. Yani çok aşırı bir taktiği yok yani çoklu barbar bar kesebilirsiniz ysg ile elinizde ap varsa dümdüz işte barbarınızı kesersiniz zaten kvk size bir sürü enerji puanı veriyor İnşa aşaması işte bir, bir bayrak inşa ediyorsunuz oradan ap geliyor barbar kesiyorsunuz ekstra ap geliyor onur puanı kasıyorsunuz ekstra ap geliyor geliyor da geliyor her yerden bağış yapıyorsunuz ap geliyor her yerden ap'ler geliyor ama bakın biz oyunun başında farm hesabından kesiyoruz barbarları. Ee, ana hesabımızdan kesmememizin bir diğer sebebi de düşük seviye barbarlara e, enerjimizi harcamıyoruz abi. Niye? Daha yüksek seviye barbarları bekliyoruz. Daha yüksek seviye barbarlarla işte Loar etkinliği gibi etkinlikleri bekliyoruz. Ee, bu dönemde hem daha fazla onur puanı kasabilmiş oluyoruz ana hesabımızdan hem de daha fazla hız ve kaynak gelmiş oluyor bize. Selim? Şöyle KVK'ya girdiğimiz zaman hani ana hesapta yani çok küçük bir alana sıkışmış oluyoruz. Herkes farm hesabını işinliyor. Ne kadar yasaklı desen yasak demesen de dediğin gibi altın yatağı vesaire hiç bulamıyorsun. Hani krallık gibi rahat olmuyor. İlk 2-3 gün geçitler açılana kadar bir işkence de, e, çekiyorsun. Bunu önlemenin en kolay yolu yani kendini de kaynak olarak rahatlatmanın en kolay yolu güçlü bir farm hesabı arkadaşlar. Hani gidin farm hesabınızla barbar bar kesin Demek kolay ama barbar e, farm hesabınızın da barbar kesici kıvamda olması lazım. Buna da dikkat edin. Yani e, Selim aslında çok fazla farm hesabını kasmıyordu e, bu barbar kesme olayında. Ben 5 kıta süvari çıktım. E, Selim bunu görünce bayağı bir içerlendi. İşte komutanlarını falan kasmamıştı. Komutanlarına XP bastı. Ekipman kasmaya çalıştı. Düşün altın verecek neredeyse. Öyle gaza geldi. Bir tabii arkadaşlar arasında da böyle bir çekişme yarış hali olabiliyor. Ama gerçekten farm hesabından 5 katı süvar çıkabilmek çok çok zevkli. Ee, bir de farm hesabından askerleri öldürmek de çok kolay olmadı benim için. Ana hesapla savaşmaktan farm hesabıyla savaşmaya çok fırsatım olmadı. Ee, Baya bir asker birikmiş oldu. 1 milyon 612 bin civarında hatta daha fazla bir kısmı hastaneye düştü. 1 milyon 700 bin yakın süvari askeriyle rahat rahat barbarları hızlı bir şekilde kesebildim. Ben bu onur puanını bir gün yani bir dün dün başladık. işte bugün 24 saat oldu neredeyse. Hadi belki birazcık daha fazla. Yani neredeyse bir günde kasmış oldum. Bu kadar onur puanını daha da kasacağım. Ee, çünkü şu anda enerji bitti elimde. AP bitti elimde. Ee, 128 bin onur puanı ulaşınca 12.000 AP daha gelecek. Bu 12.000 bin AP de bana 12 bin daha onur puanı gibi bir puan katacaktır. Bağışlarla. Solana sikkesi bağışlarıyla. 140 bin onur puanına ulaşmış olacağım. Ve bu farm hesabım için e, tekrardan AP'leri biriktirme vakti gelmiş olacak e, diğer farm hesaplarına yöneleceğim. ve elimde hiç kaynak yokken şu anda elimde 300 milyon mısır 300 milyon odun civarında bir odun var mısırların biraz da bağış yaptık 127 milyon taş e, 70 milyon civarında da altın birikti taş ve altın lohar vakti olduğu için şu anda kesiyoruz taş ve altın lohardan maalesef pek ya hiç gelmiyor e, öyle olunca da odun ve mısır taşarken altın ve taş biraz düşük seviyede kalıyor. Evet. Ha, Bu arada stratejik rezerv değil genelde lohar yani kemik kolyeyi tercih etsinler. barbar bar kesecekler. Yani stratejik rezerv hız veriyor ki çok bir hız da vermiyor. Ee, zaten stratejik rezervin her şeyden gelmiyor abi. Günlük alabileceğiniz bir miktar var stratejik rezerv için. Bunu hani evet. stratejik rezervle karşılaştırmamızı niye sevmediğimizi soranlar çok oluyordu. Belli bir limit var. Zaten ana hesabınızla diyelim ki oynarken o limite zaten ulaşıyorsunuz. Daha sonrasında kestiğiniz barbarlardan çok çok az kutu geliyor. Hem bu gelen kutulardan da 5 dakikalık hızlar gibi düşük miktarda hızlar geliyor. Yine zaten Lohar'ın e, kemik koleden de geliyor bu hızlar ama kestiğiniz her barbardan sabit, şaşmaz kemik koleyi düşüyor. E, ve çok fazla ham madde geliyor. Bunun için AP'lerinizi hatta farm hesabı da dahil, ana hesap da dahil enerji puanlarınızı e, Lohar'da harcamaya çalışın. Stratejik rezerve çok fazla odaklanmayın size tavsiyemiz burada. Ya şöyle yapabilirler. Hani nasıl keselim tek başımıza diyenler. Genelde beraber kesmeyi tercih edin arkadaşlarınızla. Ya iki kişinin farm hesabı da kötüyse kıta kapasitesi kullanın %25. Ya çünkü biz Mehmet'le öyle yaptık. Bir ta birer kez kıta kapasitesi bastık %25 ve ya bir gün boyunca şehrim e, köye geri dönmedik. Yok can azalmıyor. E, azalmıyor abi can azalmıyor. 250 binle çıktım. Yine hep o civarda devam ediyor. E, Üçlü farm hesabıyla beraber de e, daha rahat, daha hızlı, daha eğlenceli, daha keyifli, daha kısa sürede de çok fazla barbar kesilebiliyor. E, tabii ki farm o... hesabını bu seviyelere getirmek de çok da kolay bir şey değil. Hani ben size farm hesabınız 38 milyon yapın demiyorum. Daha ana hesaplarınızın bile birçoğunuzun ana hesabı bile 20 milyon 18 milyon gücündedir. Ama güçlendirin bir yandan. Hani güçsüz bırakmayın çok fazla. Bu arada Onur puanında ikinci sıradaki Malis benim farm hesabım. Mehmet videoyu erken çekmesinin sebebi de APS'i bitti. Hazır birinci kendisiyken çekmek istedi. Yani siz büyük ihtimal video izlediğinizde ben birinci olacağım. Onur puanında. Büyük ihtimalle evet Selim beni geçecek e, ama yok hemen olamazsın kanka. daha da Çünkü bana 12.000 daha AP gelecek. Ama birkaç güne dahil e, ben 140.000 onur puanında kalacağım büyük ihtimalle. Selim bir 200.000 lira hatta belki 250.000 lira bulabilir. Çok fazla elinde AP biriktirdi şimdiye kadar. Gereksiz biriktirdi. E, bu AP'leri artık harcayacak. Yani farm hesabından uzun bir süre boyunca birinciliği kimseye vermeyeceği kesin. E, tabii ki bir süre sonrasında antiklerin açılmasıyla, karanlık sunakların açılmasıyla birçok ana hesapta zaten şu anda barbar kesmiyor. Niye? Çünkü düşük düşük seviye barbarları kesmek mantıklı değil. Ana hesabınızdan. Farm hesabınızdan kesebilirsiniz. Ama ne ana hesaptan ee, saklamanız lazım. Gücünüzü, enerjinizi sonraki bölgeleri, sonraki zonlara saklamanız gerekiyor. Ee, Kvk kartasına girer girmez aman ben barbar bar keseyim, görevleri yapayım diye aceleci davranmayın. Size burada vereceğimiz tavsiye bu olacaktır. Ee, var mı kanka eklemek istediğim bir şey? Yo, Çok güzel özetledim. Sağ ol kanka. Videoya konuk olduğun için teşekkür ettim. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.